Günaydın. Ne yanındasın? Uyanmadayım. Bangkok'taki ikinci günümüz. Bugün o ilk dün gidemediğimiz saraya gideceğiz. Kraliyet Sarayı'na. Bir 3-4 saatimizi alır. Ondan sonra Chinatown'a gideceğiz. Chinatown'a giderken de bir tapınak daha var. Oraya gideceğiz. Bugün yine dolu dolu bir gün geçireceğiz inşallah. Bakalım. Ya. Burada da çeşitli sokak lezzetleri var. Balıklar. Senin salçalı ekmeklere benziyor. Bu ne? 12 bal. Muz kızarmaları. Valla insanları takip etmeye başladık. Zümrüt Saray'a, yani şuraya gideceğiz. Ondan sonra da Kraliyet Sarayı var yanında. Onun yanında da dünkü gittiğimiz yatan Buda var. Açıklar ayıklıyorlar. Gel biz açık değiliz ya. Bize. Okay. Zıntıya geçtik. Benim endişem girdik lan, bu mu? Bir yerde bile satarlar herhalde. Satarlar ya, ne yapayım? Bilet yerine geldik. Varmış. Adamlar bir biz ahırlıyız değil mi? Aslında biletsiz bedava gelen yer de güzel. Yani ben büyük ihtimal bununla yetinirdim. Aynen. 120 santimden kısa çocuklar bedavaymış. Ona göre çocuğunuzu uzatmadan gelin. Tamam, sana diyorum. Thank you. Giriş 500 baht, yani 250 lira falan. Ay bu ne kalabalık ya. Ne lan bu? Dünya boştu zaten burada. Saatten ötürü mü acaba? Demek ki. 3 saatini alıyorum, şöyle diyorlar. Abla delirdi. Kendi başına dans ediyor. Şuraya da tripodunu koymuş. Benim kocaya ihtiyacım yok diyor. Şu anı var ama. Şuralarda ne anlatıyor acaba ya? Bir dertleri var. Maymun lan bunlar. Maymun var, insan var, dua ediyorlar. Timsah kafalılar var. Bir dertleri var bu arkadaşların ama ne açıklama var ne bir şey var. Şey öğrendim. 190 küsür bölümlük internet QR kod okutunca hikaye var. Her birinin fotoğraflarıyla tek tek şöyle göstereyim. 171 mesela bu. Şeye basayım. 172. 173. Böyle böyle şey yapmış adamlar. Bir hikaye yapmış. Ben bunu artık okursam alt yazıda geçerim. Şu an okumam imkansız. Buralara rehberle gelmeleri lazım ya. İnsanların Türkçe bir rehber bulup ya da İngilizce artık bilmiyorum. Burayı gezmek bir 4 saat falan alıyor. Çok 3-4 ya. Saat. Abi şurada buranın müzesi var. Almadılar bizi. Maskemiz yok diye. Maske koymamışlar. Maske satmıyorlar, vermiyorlar. Maskeniz yok, içeri girmiyoruz. Çözüm yok. Parasını alıyorsun. Plandemi tıkır tıkır işliyor. HES kodum yok diye zamanında girmiyorlardı. Aşı da yalan falan diyormuşum. Biletin içinde şey de varmış. Tayı maskeli dansı varmış. Şimdi bize bir otobüse bindirdiler. Ücretsizmiş. Bindik biz de. Ne yapalım? Gidiyoruz bakalım. Nasıl bir şeymiş. Merak ettim. Böyle bir yere geldik. Karşıdan karşıya geçirmek için gardiyan var. Görevli var. Nereye geldik? Durduk yere tiyatroya geldik. Şurayı ya. Şu abi, buran. Tamam. Dans bitti. Ne modern dansı ne ilkel dansı, böyle ortası. Biraz böyle yeresel bir dans değildi. Sanki böyle bir hani Türkiye'de de oluyor ya. Bir yere özgü bir dans değil ama artık hani böyle bir koreografi yapıyorlar danslar. Yeteneksizliğinde falan zıpır çıkıyor ya. Onlar gibi bir danstı. Yani izlenebilir. Yarım saat sürdü. Güzeldi. Ben sevdim. Bilete de dahildi zaten. Gelince kaçırmayın. Sizi alıp aynen götürüyorlar. Aynen. Alıp götürüyorlar. Hiç kimse hiçbir şey istemiyor. Hani. Ama gelirken maske de getirin. Bilmiyorum. Maske getirin zaman aynen. Zaman gelirseniz siz getirin ama bu Asya'yı gezerken. Adam parasını ödediğim bileti olan müzeye
geldik Altın Buda'ya. 344 tane adım vardır ona göre. Korktun değil mi? Evet. Ama ambiyansı güzel. Ferahladık yani, sıcaktı çünkü. Oh be, diğerlerinden farklı bir tapınak abi. Yemin ediyorum ya, şey, o merkezde bir tapınak daha vardı, gitmedik. Yolda yürürken bir tapınak daha gördük, ona da gitmedik. Çünkü artık hep aynı şey oluyor. Bu biraz farklı, iyi oldu. Bu keçiler Büşra'nın inatçılığını temsil ediyor. Abi Büşra, vur bakayım. Yani ne oldu? Millete korkuttun. Bir şey olmadı. Biz geldik diye. Çıkalım bakalım. Tepede görüşürüz. Çıktık. Bilerek yapmışlar. Hadi canım. Şanslı tavakmış. Oraya para atınca şans getiriyormuş. Çıktık diye buranın o zaman. Nerede bir ağır ki? Yavaş vur. Hayır, ben yanlış biliyormuşum. Altın Buda falan yokmuş. Altın Dağ. Altın Dağ diye geçiyor. Golden Mount diye geçiyor. Ya o kadar sarı ki her şeyleri. Kim altın, kim şey, hani hepsi şey, altına boyanmış. Ben saf altından olan bir Buda heykeli biliyorum. Duydum yani. Bu o sandım, değilmiş. Neyse artık, ne yapalım. Buda da yine bunlara bir şey vermekten. Aynen. Tanrılarına Jake Fruit ve Papaya vermişler. Sence şu altın mı? Altın olsa çalarlar ya. Kolay değil. Yani sat ülkeye kalkındır o derece. Zaten zümrüt Buda da 60 santimdi. Hani şey değildi. Öyle. Gerçi 60 santimlik zümrüt de çok. Bas, en fazla uyarılırsın yani. Belki bu altındır ya. Bu da yatan Buda. Uyumuş mu artık? Buda'nın ayak izi. Bağımsızlık Meydanı diye geldik. Şu kadarcık bir şey var. Biz şeyi bekliyorduk. Şu afilli bir tane kule var. Böyle iplerle falan birbirine bağlanmış gibi duruyordu. O sanıyorduk, değilmiş. Dolandırıldık. Şimdi o hostele doğru geri dönüyorsun.